Merhaba değerli izleyenler, iyi akşamlar. Yeni bir Ne Var Ne Yok'la karşınızdayız. Siyasetin gündemi çok yoğun. Tabii bir taraftan İsrail'in Filistin'deki katliamları, soykırımları da devam ediyor. Süreç başladığından bu yana gözümüz kulağımız o tarafta, kalbimiz oradaki Filistinli kardeşlerimizle atıyor. Çünkü gerçekten insanlık tarihinin eşine az rastlanan katliamlarından biri yaşanıyor Filistin'de ve şu ana kadar resmi rakamlarla 20 bini geçmiş durumda ölü sayısı, ama gayri resmi rakamlarda çok daha fazla olduğuna dönük açıklamalar da var. Bu konu hep aklımızda, ama bizim program iç siyaset programı olduğu için genellikle Türkiye'nin yine ısınan sıcak siyasetini konuşmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Hüseyin Aptekin'le birlikteyiz. Bu akşam ikimiz karşınızdayız. Birlikte konuşacağız siyasetin sıcak gündemini. Tabii bizim gündemimizin de ana omurgasını birkaç gün önce ciddi üzüldüğümüz şehitlerimiz oldu. Maalesef terör örgütü PKK'nın saldırılarında Irak'ın kuzeyinde iki ayrı askeri üsse yapılan saldırıda 12 askerimiz şehit düştü. Başımız sağ olsun. Allah rahmet etsin şehitlerimize. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Bu saldırının sonrasında tabii bir girişte bahsettiğim konuyla da bir yine ilişki kurarsak, Türkiye'de hafta sonu için hazırlanan bazı eylemler vardı. İsrail'i kınamak için hazırlanmış eylem planları vardı. Hem İstanbul'da hem Ankara'da. Bu eylemlerde hem İsrail kınandı ve aynı zamanda PKK kınandı. Çünkü iki saldırganlığın ortak noktası olarak İsrail'i ve Amerika'ya işaret eden açıklamalar da ortaya çıktı. Bu eylemlerde atılan sloganlara baktığımızda kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK şeklinde sloganlar atıldığını gördük. Dolayısıyla bunun arka planında da Türkiye'ye yönelik bu PKK saldırısı, ki kışın bu aylarında aslında PKK tarafından yapılan saldırılar noktasında çok alışılmış bir saldırı türü de değil. Belki Hüseyin bu noktada biraz daha detaylandırmak isterse detaylandırabilir. Ve bunun bir Türkiye'nin gündemini değiştirme, Türkiye'nin gündemini, Türkiye'deki Filistin meselesine yoğunlaşan bu duygu birliğini canını yakarak bir şekilde değiştirme çabası olarak da yorumlandı, değerlendirildi. Dolayısıyla hem PKK'ya karşı hem İsrail'e karşı bu mitinglerde, eylemlerde karşı bir ifadeler kullanıldığını net bir şekilde gördük. Diğer taraftan Türkiye Büyük Meclisi'nde bir süreç yaşandı. Terör saldırılarının hemen sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti'nin önerisiyle ve yıkılmaz sağlam bir kale olduğumuzu göstermek için ifadeleri kullanılarak bir PKK saldırılarını kınayan bir bildiri yayınlanması önerisi getirildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu tarafından yapıldı bu çağrı. Bu çağrıya AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi evet imzası verdi ve ilginç bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bu bildiriyi imzalamadı ve imzalamadıktan sonraki bu geçen birkaç gün süreçte de sert ifadeler kullanmaya ve neden işte imzalamadığını açıklamak isterken daha da sert ifadeler kullanmaya ve bu Türkiye'de hiç istemediğimiz bir şekilde yani şehitlerimizin acısını yaşarken bu anlamda bir ikilik oluşturmaya doğru bir tablo oluşturdu. Bu enteresan bir durum. Buradan belki Hüseyin, bu bana çok tuhaf geldi açıkçası. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Atatürk'ün koltuğunda oturuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin kurucusu olduğunu ifade eden ve meşruiyetini buralardan alan bir parti. Ama PKK saldırısı, ki PKK'nın ne olduğunu az çok biliyoruz. Sen akademik anlamda da bu konuyu iyi çalışmış bir akademisyensin.
Sen nasıl karşıladın bu imzalamama meselesini? Yani CHP nasıl olur da PKK saldırısını kınayan bildiriyi ve Türkiye'nin işte ruh birliği, duygu birliği, düşünce birliği noktasındaki o dışarıya verilmek istenen mesajı zedeleyebilir. Yani mutlaka bu mesaj yine verildi ama bir şekilde orada CHP'nin olmamasının da bir gedik olduğunu. Artık HDP'yi konuşmuyoruz. Bu da enteresan. Yani CHP'nin orada bir paratoner görevi işlevi de mi görüyor acaba? HDP'yi konuşmadık artık. CHP'yi konuşuyoruz hep. Sen nasıl karşılıyorsun bu durumu? Ne diyorsun? Yusuf, o CHP'nin bu düştüğü duruma ben üzülüyorum. HDP'yi doğru ya da yeni ismiyle DEM Parti'yi konuşmuyoruz. Çünkü yine ben HDP diyeceğim müsaadenle. DEM Parti'ye halen de alışamadık çünkü. Evet, İzleyiciler de belki HDP'yi daha ben de kalıtsal. HDP'yi tercih ediyorum. Yani bir zaman sonra alışırsak, dilimiz alışırsa yine DEM Parti demeye başlarız ama şimdilik HDP diyelim. Çünkü açıkçası bu parti isimleri, tabelaları değişse de bu hareket aynı hareket, onu da biliyoruz. HDP diyeceğim o yüzden ben de. HDP'nin PKK konusunda nerede durduğu belli. Bu tutumunu değiştirmeyen bir parti. Geçmişte HDP'ye bu noktada imkanlar açıldı, alanlar açıldı. Türkiye'lileşmesi için, Türkiye'nin partisi olması için, PKK'nın güdümünden çıkması için geniş bir alan da açıldı. Fakat zayi edilmiş, israf edilmiş bir fırsat olarak, kaçırılmış bir fırsat olarak onu geride bıraktı HDP. O yüzden HDP neden şehitlerimizi anan, terörü lanetleyen bir bildiri imza atmadı sorusu abes bir soru olur. Onu sormaya dahi gerek yok. Çünkü HDP bu denklemin karşı tarafındaki parti. Yani tabii CHP için bugün de keşke diğer partiler gibi kurabildiğimiz cümleleri kurabilseydik. Fakat geçmiş zaman kullandım burada kasıtlı olarak. Çünkü CHP ciddi bir dönüşüm yaşadı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde o dönüşüm bugün de Özgür Özel ile devam eden bir süreç. Ama yine de şaşırıyoruz, yine de bunu konuşuyoruz. Çünkü hazmedemiyoruz. Türkiye'nin en eski partisi, şu an halen daha hayatını sürdüren en eski partisi CHP diyoruz. İşte Atatürk'ün vaktiyle kurmuş olduğu bir parti olduğu için doğal olarak onunla anılan bir parti. Ve vaktiyle tek parti döneminde başka partilere izin verilmezken devletle bütünleşmiş. Yani devlet olan bir parti geçmişinde. Şimdi CHP'nin bu bildiriye imza atmamasının makul bir gerekçesi yok Yusuf. Çünkü bu bildiri birincisi hükümet kanadından gelen bir inisiyatif değil. Yani sen de bunu az önce açıkladın. İyi Parti Evet. inisiyatifi. Yani bir Çok iyi. muhalefet partisinin inisiyatifiyle gündeme geldi. Süreç o şekilde başladı. Ve Ve CHP halen seçim daha döneminde ittifak yaptıkları bir parti yani. İttifak Parti yaptıkları parti önümüzdeki seçim döneminde CHP'nin halen daha ittifak kurmaya çalıştığı bir parti. Bir diğer bu imza atan parti de Saadet Partisi'ydi. Yine hakeza meclise CHP listelerinden girebilmiş. Ve Evet. en son geçtiğimiz haftada CHP'nin tekrar bir ödünç milletvekili vermesiyle grubunu sürdürebilmiş bir parti. Öte yandan AK Parti ve MHP iktidar partileri, hükümet partileri yahut da Cumhur İttifakı partileri demek daha doğru olacak. Yani diğer taraftaki muhalefetin karşısındaki partiler olarak buna imza atmakta bir beis görmediler. Hayır, biz kendi bildirimizi yazacağız. Sizin arkanızdan gelmeyeceğiz demediler. Çünkü böyle konularda ilk adımı kim attı, bu kimin inisiyatifi bakmak pek çok doğru bir şey değil. Burada mühim olan şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir bütünlük halinde. Hani HDP'yi alamaz içine belki ama daha yerli, milli olan partilerin, örgütlerin güdümünde olmayan partilerin bir birlik halinde ortak bir sesle ortak bir kınama yayınlamasıydı. CHP buna neden imza atmadı? Bunun belki de cevabını CHP'nin kendi bildirisinde göreceğiz yahut da arayacağız Yusuf. Çünkü CHP Şimdi de burada Hüseyin, ben de şunu ekleyeyim. Yani tabii. rasyonel de değil bence. Yani normal koşullarda 14-28 Mayıs seçimlerini kaybeden bir siyasi parti, onca partiyle ittifak yapmasına rağmen ve gerçekten Türkiye'de olağanüstü bir kendileri lehine hava olduğuna dair bir kamuoyda oluşturma çabasında olan bir parti seçimi kaybetti. Ve aydınlığa karşı, karanlığa karşı aydınlığın savaşı olarak da bu seçimi konumlandırmışlardı. Büyük büyük laflar etmişlerdi ama seçimi kaybettiler ve seçim yenilgisi noktasında İyi Parti'nin, CHP'nin yaptığı
analizlerde, hazırladıkları raporlarda seçim yenilgisinin bir en önemli gerekçesi olarak öne çıkan bir başlık var. O başlıkta HDP üzerinden gerek iktidarın oluşturduğu konumlandırmanın başarılı olması, gerekse de kendilerinin HDP ile yan yana gelmesiyle birlikte ortaya çıkan toplumdaki yaklaşım biçimi, duygusu. Şimdi böyle bir sonuç bulunmuşken ve 12 şehidin verildiği bir gece, yani nasıl siz bu bildiriye imza atmamayı düşünebiliyorsunuz? Burada bunu ben şöyle de açıklamak istemiyorum yani açıkçası. Ya işte basireti bağlandı. O anda Özgür Özel siyaseten tecrübesi eksikti, genel başkan tecrübesi. Buna kurban oldu filan. Böyle bir bazı bu tür yaklaşımlar da var da ben bunlara asla katılmıyorum. Çünkü hem Özgür Özel'in hem de yanındaki isimlerin bir önceki süreçte Kemal Bey'in A takımı olduklarını ve kaç dönemdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekil olduklarını da açıkçası biliyoruz. Sanki burada bu Kemal Bey'in seçimden önce bir meydan okuması vardı ya, hatırlarsak. Yani ben meydan okuma diyorum çünkü gerekli olmayan bir açıklamaydı o. Bir akşam mutfağından Kemal Bey bir video paylaşmıştı ve ne demişti? Ben Aleviyim. Yani hani 75 yaşındaki bir siyasetçinin 75 yıldır çıkıp böyle bir ifade kullanmadığı bir düzlemde çıkıp böyle bir ifade kullanması o zaman da medyada, kamuoyunda enteresan karşılanmıştı. Sanki bir meydan okuma gibi okumuştu bazı kesimler tarafından. Şimdi de sanki CHP yöneticilerin bunu, yani böyle bir günde, hani o gün bağlam çok önemli biliyorsun. Söylem, bütün bu söylem analizleri vesaireyi konumlandırırken sosyal bilimlerde bağlama bakılır. Yani bağlam, o bağlamda imzalayıp ertesi gün, sonraki gün eleştirilerini vesaire getirse, ne bileyim, kendi açısından yani belki anlaşılabilir ama dolayısıyla burada ben rasyonel de bulmuyorum. Hani bütün seçim yenilgisini bağladığınız bir madde var. HDP ilişkisi veya HDP ile ilişkilendirilme meselesi ve siz yine onu tahkim edecek bir davranış ve güçlü bir şekilde tahkim edecek ve Türkiye'deki çok büyük bir kesimi tahkir edecek, rahatsız edecek bir yaklaşım biçimi ortaya koyuyorsunuz. O yüzden bence rasyonel de değildir Hüseyin. Tabii Yusuf, bizim açımızdan bakıldığında bu rasyonel değil. Sonuçta Türkiye'nin köklü bir partisinin neden böyle ortak aklın ürünü olan bir metne bu kadar da hassas bir dönemde imza atmadığı çok anlaşılabilecek gibi değil. Ama bence CHP'nin bir rasyonalitesi var. CHP şunu gördü. Türkiye'nin artık bir sosyolojik gerçeği var. Bu da şu. Türkiye'de üzülelim, kızalım ama bir gerçek var ki PKK'ya sempati besleyen bir kitle var. Bu kitlenin oyları ne kadardır doğrudan bilemeyebiliriz. Ama yine açık konuşalım. HDP'ye oy veren kitle içerisinde bu kitleyi görebiliyoruz. Birebir örtüşme yoktur. Yani HDP'ye oy veren herkes PKK'yı onaylıyor diyemeyiz. Ama PKK'yı onaylayan herkes HDP'ye oy veriyor ve bu kitle çok küçük bir kitle değil. Artık giderek büyüyen böyle bir sosyolojik gerçekliğimiz var. Bu bizi başka programlarda belki PKK ile mücadeleyi toplumsal açıdan nasıl yürütmemiz gerektiği konusunda konuşturmaya yetecek bir konu. Ama bu gerçekliği de göz ardı edemeyiz. CHP bunun farkında. Yani CHP PKK'yı doğrudan kınayan o bildiriye imza atsaydı gücendireceği, evet, oyunu alamayacağı, önümüzdeki yerel seçimlerde destek bulamayacağı belki %7, belki %8'lik bir nüfus olduğunu bence tahmin ediyor. Ve bu nüfus HDP'ye oy veren kitlenin içerisinde ve HDP yönetimiyle de görüş açısından bu nüfusun birebir bir örtüşmesi var. Yani PKK'yı kınamayan, işte her hafta söyledikleri şeyler değil mi? Abdullah Öcalan'ı halk önderi, evet, ilan eden, Öcalan'a özgürlük isteyen bir partiden bahsediyoruz, HDP'den. Ve bu partinin de seçmenler arasında mühim bir kitle bu söylemi paylaşıyor. Şimdi CHP şöyle bir şey görüyor. Ben %10'luk HDP oyunu alabilirim.
Tamam, bu bana geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimi kazandırmadı ama diğer partilere de milletvekillikleri vererek, farklı pazarlıklar içerisine girerek desteğini aldım. %48'e kadar geldim diyor. Bu mühim bir başarı CHP açısından. Bakın İstanbul'da da CHP'nin, yani Kılıçdaroğlu'nun oyları bu anlamda Erdoğan'ın oylarından daha yüksekti. Yani bu denklem CHP'ye metropolleri kazandırabilecek bir denklem. HDP'nin %10'luk oyunu altında kazanıyor. Öte yandan İYİ Parti'yi zaten ben bir yerden çeviririm diyor. İYİ Parti ne yapacak? Ben ittifak kurmayacak da ne yapacak? Saadettir, Devadır, Gelecektir. Veririm 3 sandalye ona, 5 sandalye ona. Onlar da destek verir. Peki milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü seçmen? Yani açık konuşalım. Onlar da sadece Instagram'da bir rakı bardağı paylaşarak, işte bir çift mavi gözü paylaşarak milliyetçilik yaptıklarını zannediyor olabilirler. Onlar da her şart ve koşulda CHP'ye oy verebilirler. CHP ne derse desin. Bugün Şeyh Said'i anar, yarın terörü kınayan, içinde PKK geçen o metne imza atmaz. Ama bu seçmen gözünde öteki, kötü, düşman Erdoğan'dır. Erdoğan'ın karşısında ne olursa olsun CHP'ye oy verecektir. Yani bence CHP kendi açısından gerçekçi bir fotoğraf çekti. Yani açık konuşalım, çok milliyetçi bildiğimiz isimler geçmiş seçimlerde HDP'ye stratejik oy attıklarını söylediler. HDP'nin mecliste olması için, Erdoğan karşıtı, AK Parti karşıtı bir ittifaktaki işlevinden dolayı HDP'ye oy verdiklerini ifade eden isimler oldu. O yüzden CHP kendisi açısından hele hele yaklaşan seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı kaybetmemek adına özellikle HDP'nin ciddi oy aldığı Esenyurt gibi, Küçükçekmece gibi ilçeleri de kaybetmemek adına bence kendisi açısından gayet de rasyonel bir şekilde PKK'yı gücendirmeyecek, yani kıyıdan köşeden PKK adını geçirmeden kınamalarda bulunarak durumu idare ediyor diye düşünüyorum Yusuf. Bilmiyorum sen katılır mısın? Şimdi biliyorsun HDP bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Batı'da işte İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde belediye başkan adaya çıkarmayacağını ilan etti. Ama bazı ilçelerde aday çıkaracağını söyledi. Mesela Esenyurt bunlardan birisi. İşte Sultan Gazi bir diğeri. Veya işte İzmir'de Torbalı. Vesaire bu tür çeşitli illerde bazı ilçelerde aday çıkarttı. Acaba yani bu ilişki hani senin kurduğun denklemde söylersek bile bile yapılmış ve rasyonelitesi olan bir boyutta sen değerlendirdi. Benim yani irrasyonel bulmamın nedeni şeydi biraz. Sonuçta Türkiye'de seçmen dağılımına baktığımızda hani CHP'nin de seçmenini dahil edersek %90 HDP dışı bir seçmen var. En az %90 ki HDP'nin oyu %10'da değildi yani bu son seçimde. Dolayısıyla en az %90 HDP dışı bir seçmen var. Dolayısıyla bu seçmenlerin tamam milliyetçiliğin de yükselen bir değer olduğunu ki hele şehit verdiğimiz bir dönemde bunun çok daha fazla o duygu dünyasının genelleştiğini hani bildiğimiz bir dönemde bu yaklaşım biçimini ben o anlamda irrasyonel bulmuştum ama sen hani senin kurduğun denklemde de katılıyorum. Ya kısa bir süre var yerel seçimlere. Dolayısıyla AK Parti MHP seçmeni ikna etme şansı ihtimali yok denecek bir noktada CHP açısından ve burada en yakın ikna edilecek kesime yöneldi diyorsun. HDP'ye daha önceki devam eden o şirin görünme çabalarının bir adım daha ileri gittiğini görüyoruz. Ama bu şeye ulaşır mı acaba? Biraz sen anlatınca kafam karıştı. Mesela Esenyurt'u falan HDP'ye bırakma ihtimali olabilir mi sence şeyin CHP'nin? Belediye olarak söylüyorum. Ya bence Yusuf CHP Türkiye'nin batısında hiçbir yeri bırakmak istemiyor. Ha, İYİ Parti ile de zaten bu yüzden anlaşamadılar. İYİ Parti beklenti içerisindeydi. Sen de geçtiğimiz programlarda bunu söyledin. Evet. Hani yani İzmir olabilirdi, bu Beşiktaş, Şişli olabilirdi ama CHP ya yani buralar benim kalem dediği yerleri bırakmak istemiyor. Diğer taraftan Esenyurt gibi, Küçükçekmece gibi ilçelerde de ben HDP aday çıkarmış olsun olmasın bugün itibariyle çok erken olduğunu düşünüyorum. Bugün itibariyle zikredilen bütün isimler bence bu pazarlık sürecinin bir parçası. Günün sonunda HDP buraları kendi başına kazanabilecek bir parti değil. Ama aday açıklayarak ya da aday çıkaracağını deklare ederek
belki de şunun garantisini alacak CHP'den. Ya biz size belediye meclisinde şu kadar yer ayıracağız. Ya da belediyede şu kadar işçi kadrosu vereceğiz, memur kadrosu vereceğiz. Ya da biz sizin de benimseyebileceğiniz bir başkan profilini aday göstereceğiz. Bu açıdan ben hani orta bir yol bulabileceğini düşünüyorum HDP'li CHP'nin. Sonuçta HDP şöyle düşünüyor. Ya ben Türkiye'nin batısında zaten belediye kazanamıyorum. Doğuda kazandığım belediyeler de zaten buralara Öcalan bayrağı asacağım. Yarın öbür gün yine kayyum atanacak. Böyle bir beklentisi var. Yani siyaseten mücadele etmeyi bence HDP artık bıraktı. Bu yol açıktı. Bunu yapsaydı çözüm sürecinde yapardı zaten. Bence HDP artık sadece PKK'nın söylemini Türkiye kamuoyunda duyurabilen bir parti ve mecliste de sandalye sahibi bir parti olmayı benimsedi, kanıksadı. Yani belediyelerdeki imkanlarını kaybetti kayyumlardan sonra. Batı'da tabii CHP buna yanaşırsa, işte Esenyurt'u size bırakayım derse HDP bunu tabii ki alacaktır ama ben CHP'den böyle bir bonkörlük beklemiyorum. Bence şaşırır mısın? Yani bu böyle bir adımdan sonra ben şaşırmam açıkçası. Yani Türkiye'nin etrafında kenetlenebildiği hani 3 madde say bana desen birinci maddeye şehitler yazarım. Yani HDP oradaki ideolojik kemikleşmiş yapıyı hani kenarda bırakırsak ki onlar da bence o anlamda yanlış yapıyorlar. Ama onun dışında yani birinci maddeye şehitler yazarız. Yani sonuçta bu vatan şehitlerin kanları üzerinde ve canları üzerinde kuruldu. Ve CHP'de bu sürecin işte içinde olan bir parti. Yani bunu bile göz ardı ettikten sonra Esenyurt'u vermesini ben açıkçası şaşırmam. Hani desteklemesini en azından diyelim. Hani verip vermemeye seçmen karar verecek günün sonunda. Orada çok ciddi bir AK Parti ve AK Parti'ye oy veren Kürt seçmen de var aynı zamanda. Ona o seçmen karar verecek ama tercih anlamında söylüyorum. Açıkçası benim için sürpriz olmaz. Çünkü bu şey sürecindeki o bildiriye imza atmamak bence daha radikal bir şey. Bu pazarlık sonucundan böyle bir şey de çıkabilir. Ha şu da olabilir ama sanki senin anlattıklarından sonra şunu düşündüm bir an. Biraz böyle tarihe de geri dönüp baktığımızda SHP 1989 belediye seçimlerinde biliyorsun çok büyük bir başarı elde etti. Yani evet. CHP yoktu o zaman, SHP vardı. İzmir'i, İstanbul'u, Ankara'yı kazandılar. Çok büyük bir başarıydı. Ve yine kendi içinde bir şekilde bu HDP müzahir seçmen kesimini de barındırarak ya da temsilcilerini barındırarak bunu yapmıştı. Tabii. Daha sonra 91 genel seçimlerinde oylarında düşüş oldu SHP'nin. Normal koşullarda artması beklenirken düşüş oldu. 94 belediye seçimlerini kaybettiler. İstanbul'u, Ankara'yı Refah Partisi kazandı. 95 genel seçimlerinde yine hatırlarsak oyları daha da düştü. Ve baraj dışında barajın altında ya zorla geçti ya da altında kaldı. Çünkü 95'te şey oluyor. SHP kapanıp CHP'ye katılıyor tümüyle birlikte. Dolayısıyla hani bu 90'ların başında SHP'nin yani o zamanki CHP'nin yine bu ayrılıkçı Kürt siyasetiyle olan ilişkisinde yaşadığı tablo çok net ortada. Bilimselse bilimsel, tarihselse tarihsel, ortada bu. Ya sanki şu an öyle bir tabloya doğru gidiliyor. Yani belediye seçimlerini 2019'da CHP kazandı HDP desteğiyle. O bütünleşme gerçekleşti tümüyle ve sonra 14-28 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşadılar genel seçimde. Bu seçimde de acaba vatandaş çünkü bunu çok iyi takip ettiğini ben düşünüyorum. Hele de İYİ Parti'nin eğer hani birazdan onu da soracağım sana konuşalım beraber. Hele de İYİ Parti'nin neredeyse şüphe bırakmayacak şekilde CHP ile HDP'yi baş başa bırakma tablosu netleşmeye başladığı bu süreçte. CHP'nin HDP ile bu kadar iç içe geçmesi, birlikte anılması, HDP eş başkanının Özgür Özel'e eş başkan yani Ekrem İmamoğlu diğer başkan
Özgür Bey'de diğer başkan gibi hitap etmesi ve Özgür Bey'in de gülerek bunu tebessüm ederek karşılaması. Hani bir espri yapıyor yani. CHP Genel Başkanı'na espri yapabilecek bir konumda ve rahatlıkta hissedebiliyor kendini. Yani bu ne kadar yakınlaşıldığının da bir göstergesi. Burada şunu hani şöyle söyleyerek buraya toparlayayım. Ya acaba CHP burada çok büyük bir seçmen darbesiyle karşı karşıya kalabilir mi? Ya da AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı büyük bir başarı elde etme ihtimali güçleniyor mu giderek bu yerel seçimlerde? Bence sürpriz olmaz çünkü önümüzdeki süreçte CHP-HDP yakınlaşmasıyla ilişkili somut göstergeler karşımıza çıktıkça ben İYİ Parti'nin de eğer dışarıda durmayı başarabilirse CHP'nin bir kısım ulusalcı seçmeninden oy alabilme ihtimalinin öne çıkacağını görüyorum. Çünkü HDP'ye karşı gerçekten toplumun çok çok büyük kesimlerinde kanaat oluşmuş durumda. Bunun değişme ihtimali çok zor. Bu nasıl değişebilir? HDP çıkar, PKK ile ilişkili açıklamalar yapar, terörü lanetlediğini, silahlı en azından diyelim silahlı mücadele dedikleri kısmın artık dışlanması gerektiğini açıklar. Ondan sonra belki ne bileyim toplumda siyasal anlamda belki kendisine karşılık aramaya başlayabilir. Dolayısıyla ben bu anlamda bu önümüzdeki sürecin yerel seçim öncesi çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sürprizler de çıkabilir gibi geliyor bana Hüseyin. Yani Yusuf tabii daha tabii az zaman var. İşte 31 Mart yaklaşıyor. Ama Türkiye'de bazen bu zaman da göreceli olabiliyor. Çok kısa sürelerde çok büyük değişimler yaşayabiliyoruz. Ben HDP-CHP ortaklığının artık kemikleştiğini düşünüyorum. Artık bence tabanlar da birbirini böyle inkar etmiyor. Tabanlar da bence artık yaklaştı birbirine. Parti teşkilatı açısından tepede ise zaten bir sorun yok. Zaten bir eklemlenme olduğunu düşünüyorum. Burada dediğin gibi hani sürprizler görebiliriz. Sürprizler kastım şu, geçmiş seçimdeki sonuçlardan bu seçimdeki sonuçlara ciddi değişiklikler görebiliriz. Kaybedilen, kazanılan şehirler, ilçeler bağlamında. Bu değişimler olacaksa bence burada anahtar İYİ Parti olacak. Çünkü CHP İstanbul'u ve Ankara'yı elinde tutması için hem HDP'nin hani belki %10 değildir ama İstanbul, Ankara'da %10'a artık yaklaşan o ibreye girmiş seçmen kitlesinin desteğini almaya çalışacak. Hem de İYİ Parti'yi bırakmamaya çalışacak. Çünkü İYİ Parti'nin desteği sadece CHP'ye doğrudan İYİ Parti seçmenlerinin verdiği oy olarak yansımıyor. Aynı zamanda meşrulaştırıcı bir etkisi de oluyor. Yani bir önünüzdeki bir gerçekliği inkar edebiliyorsunuz. Ya CHP söylem olarak, politik olarak HDP'ye yaklaşsaydı İYİ Parti gibi Milliyetçi Parti yanında olur muydu? İYİ Parti destek verdiğine göre CHP öyle değilmiş demek ki şeklinde bir inkar mekanizmasını bir mümkün kılıyor. İYİ Parti'nin CHP ile birlikteliği. O mekanizmayı kaybedince CHP hani az önce dedik ya hani Atatürkçülüğü, Kemalizmi, işte deniz kenarında rakı bayrağını Instagram'a koyarak ispat ettiğini düşünen seçmenleri kandırmada da zorlanacak. Ya bu iş böyle değilmiş diyecekler belki. Belki İYİ Parti buradan bir kazanım elde edecek. Belki ulusalcı ama katı laikçi seçmen İYİ Parti'ye yönelecek. CHP açısından bu da bir tehdit. Çünkü CHP iki ucu birden idare etmeye çalışıyor. Diyor ki benim karşımda muhafazakar siyaset var. Muhafazakar siyasetin bir ayağı AK Parti, bir ayağı da son yıllarda MHP olmuş oldu. Ben buna karşı sekülerist oyları alacağım. Yani HDP'yi İYİ Parti'yi. Saadet de var, Deva da var, Gelecek de var. O partilerin daha küçük hesapları var. Onlar bu hani bu sekülerist muhafazakarlık ayrımına odaklanmıyorlar. Daha küçük hesapları, belki daha uzun vadeli yatırımları var. Ama CHP'nin asıl sınavı bu ve Kemal Kılıçdaroğlu tamam seçim üzerine seçim kaybetti. Eleştiriyi sonuna kadar hak ediyor. Ama bir de hani 7-4'dür hakkını yeme, mühim bir başarısı var. Bu zıt hareketleri bir arada tutabildi. Ve CHP bu kadar HDP'lileşirken CHP seçmenini yavaş yavaş buna hazırladı. CHP seçmenini de dönüştürdü. Ya bugün gençler zeminde baktığımızda CHP seçmeniyle HDP seçmeni arasında pek çok konuda bence büyük bir ayrım yok.
Orta yaş üstü CHP seçmeni daha farklılaşabilir. HDP'den haz etmiyor olabilir, onu öteki olarak görüyor olabilir. Ama bence genç seçmenler bağlamında, parti teşkilatında da bence ciddi bir entegrasyon görüyoruz. Ve belki de, tabii bunlar çok öngörülebilir süreçler değil ama bu entegrasyon uzun yıllar böyle devam ederse, seçim sisteminin de hem Cumhurbaşkanlığında hem de yerel seçimlerde yavaş yavaş 50+1'i zorunlu kıldığı düşünülürse, bu entegrasyon belki de tek bir oluşuma doğru gidecek. Az önce sen söyledin 91 seçimlerinde o zamanki depli milletvekilleri SHP listelerinden, Erdal İnönü'nün başkanlığındaki SHP'nin listelerinden meclise girdiler. Bu mümkün olabildi. Araya büyük bir Deniz Baykal parantezi girdi. Ama aslında bugünkü CHP o zamanki SHP'den de çok farklı değildi. Yani Altan Öğmenler, Erdal İnönü'ler, Murat Karayalçın'dan aslında bu siyasete de imkan tanıyan siyasetçilerdi. Ve belki böylece Türk siyaseti bir yanda sol sekülerist HDP-CHP entegrasyonunu görecek. Bir yanda da muhafazakar milliyetçi AK Parti-MHP entegrasyonunu görecek. İşte İyi Parti bu ikili yapının neresinde kalacak? Kendisini tek başına bir kutup olarak konumlandırabilecek mi? Bence asıl denklemin değişkeni bu olacak önümüzdeki seçimlerde. Bence İyi Parti kendisini giderek ayrıştırmaya başladı gibi. Ya mesela bugün Sayın Akşener'in grup toplantısındaki konuşmasında HDP'yi kastederek, hani ismini vermiyorum dedi ama onu kastetti. Mecliste yeri olmayan bir parti ifadesini kullandı ve terörle hani ilişkili olduğundan dolayı ve giderek kendisini bağlayan ifadelerde yoğunlaştığını görüyoruz İyi Parti açısından. Benzer şekilde bazı İyi Parti yetkililer yine o gece tweet paylaşımında bulundular ve dediler ki işte bizim CHP ile birlikte hareket etme neden etmek istemediğimizi gösteren en önemli örnek ifadesi kullandılar. Bir İyi Partili şöyle bir ifade kullandı sosyal medyada. CHP Cumhuriyeti kuran parti olmaktan Cumhuriyeti vuran partiye dönüşüme. Onu ben görmedim. Yusuf milletvekili mi yazan kişi? Bir İyi Partili. Yani, Ankara merkezli. Şimdi ismini hatırlayamadım. Enteresan. Tamam. Partiye yakın ya da İyi Partiye yakın bir isim. Yani, ilginç ifadeler ortaya çıktı. Dolayısıyla İyi Parti sanki yani hani bayağı ayrıştırmaya başlamış gibi görünüyor. Tabii ki günün sonunda belki arka kapılarda pazarlıklar devam ediyordur. İşte belli rasyonel kazanımlar noktasında. Ama İyi Parti'nin bu aşamadan sonra geri adım atması ihtimalinde kendisini açıklayabileceği zemin de tümüyle yok olmaya başladı. Hani 3-6 Mart'ta kalktık, tekrar oturdu ama neden oturdu falan açıklamaya çalışmıştı. Ama şu an bu kadar somut göstergede ortaya çıkmışken yani İyi Parti'nin yeniden CHP-HDP denklemine dönmesi enteresan olur. Bence İyi Parti kurulduğu günden bu yana şu an en doğru yerine doğru gidiyor. Yani en doğru yerine doğru gittiği bir şeyde, denklemde. Yani bir taraftan iktidarı eleştiri, bir taraftan muhalefeti eleştiri. Konforlu bir alan açıkçası. Yani niye bunu baştan düşünememişler? Niye bunu reddetmişler? Hakikaten anlamak zor. Yani belki belediye seçimlerinde büyük bir kazanım elde edemezler. Onu bilemiyorum. Tabii onlar seçmen karar verecek. Ama parti misyonu açısından ve uzun vadede etki oluşturma noktasında bence bulunması gereken en doğru yere doğru gidiyor. Burada şuraya da bir iki cümle söyleyip sana sözü vereyim Hüseyin. Yani bu siyasi parti rekabetlerinin ve ya böylesine zor zamanlarda bazı partilerin o duygu birliğini, düşünce birliğini zedeleyecek şekilde pozisyon alması toplumda da belli hasarlar ortaya çıkartıyor. İşte bunu biz ne de gördük? Bazı CHP'ye yakın yine isimlerin, gazetecilerin şehit babalarına yönelik dışlayıcı ifadeler kullanmasında karşımıza çıktı. Yani normalde oğlu hayatını kaybetmiş, şehit düşmüş bir baba çocuğunu vatana feda etmiş. Yani eğer bir vatan mefhumu varsa bunun en üst mertebesi hayatınızı vermeniz. Bir baba olarak çocuğunuzu bu vatan için şehit vermişsiniz.
bir metanet gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki ne mutlu bana, oğlum bu vatan için, bu ülke için, bu topraklar için şehit düştü. Yani ağlamıyorsunuz, üzülmüyorsunuz, feveran etmiyorsunuz, devleti suçlamıyorsunuz, insanları suçlamıyorsunuz. Ya yüreğinize basıyorsunuz çünkü vatan diyorsunuz, millet diyorsunuz, memleket diyorsunuz. Bunun alkış alması gerekirken, takdir edilmesi gerekirken ki çok şükür ülkemizin çok çok büyük çoğunluğu böyle düşünüyor, bunu takdir ediyor ve kendisi de bu şekilde düşünüyor. Bu tamam ama böyle düşünmesini beklediğimiz bazı kesimlerden farklı açıklamalar gelmesi ve hakaret edilmesi neredeyse şehit babasına yani çok yaralayıcı bir şey bu. Bu yani siyasetin bazı temel değerlerin dışarıda bırakacak şekilde aslında yapılması gerektiğini de bize gösteriyor. Yani şehitleri siz siyasetinizi tümüyle dışlayıcılık, negatiflik, her ne olursa olsun siyasi rekabette bulunduğunuz partinin uzak durma çerçevesinde konumlandırdığınız zaman bunun önünü alamama durumu da ortaya çıkıyor ve bu aşağı doğru işte farklı katmanlarda daha büyük bir nefret söylemi olarak karşınıza çıkabiliyor. O yüzden ben CHP'nin sadece o bildiriyi imzalamamasının sadece yani kendi partisinin işte HDP ile ilişki yürütme, pazarlık yapma bağlamında değil. Bunun belki rasyonel sonuçlarıyla karşılaşacak ama bizim toplumdaki o düşmana karşı birlik duygumuz noktasındaki o ruh halimizi zedeleyecek bir evreye sanki bazı insanları sürüklüyor. Bazı gazetecilerin o ifadeleri kullanması, sosyal medyada bu çerçevede ifadelerin kullanması, işte bir mesela CHP'li ilçe başkanının işte bu kirli siyasetimizin içinde olmaktansa demlenmek iyi diye tweet paylaşımında bulunması. Kirli siyaset dediğin nedir senin? Yani Irak'ın kuzeyinde bu vatan savunması için insanlar hayatını kaybediyor. Bombalar patlamasın diye hayatını kaybediyor. Şehit düşüyor. Bu ülke için, annemiz için, babamız için, çocuklarımız için. Dolayısıyla sizin yani bunun neresine kirli siyaset diyorsun? Seçimi kaybetmişsiniz. Siz seçimi kaybetmişsiniz. Yeni seçimi kaybetmişsiniz. Kirli normalde eğer ne diyelim hakem seçmense siyasetin hangisinin temiz, hangisinin kirli olduğuna seçmen karar veriyorsa ya da hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğuna seçmen karar veriyorsa ki demokrasilerde sen daha iyi bilirsin. Demokrasilerde hakem seçmendir. Yani demokrasi seçmen iradesi üzerine kurulu bir sistem. Dolayısıyla seçmen Mayıs ayında karar vermiş. Sizin siyasetinizi benimsememiş, sizin siyasetinizi reddetmiş. Size etki vermemiş. Eğer bir kirli siyaset diyorsan, eğer hakem de seçmense, dolayısıyla senin siyasetini demek ki kirli ve negatif olarak bulduğu için tercih etmemiş ve sana Türkiye'nin yönetimini teslim etmemiş. Yani böyle bir ifade bir mantık silsilesi kurulabilir mi? Kurmuş ve demlenmek iyidir sonucuna varmış. Yani HDP'lileşmek iyidir sonucuna varmış. Dolayısıyla bunun yani CHP'nin ben aslında tam ne yapmak istediğini hala sen orada bana katılmıyorsun ama ya da ben umut etmek istiyorum. Yani ya da bu, böyle olmasını istemediğim için bu cümleleri kuruyorum. Yaptığı şeyin Türkiye'ye verdiği zararın sanki farkında değil gibi geliyor bana. Yani böyle olmaması lazım çünkü. Yani imzanı at bildiriye. Ondan sonra eleştirilerin dile getir gerçekçi bir zemin üzerinde. Ya daha sonra mesela yine CHP'ye yakın kanallarda yayınlanan bazı konuşmalarda işte askeri üslerin orada ne işi var? İki sene niye durdunuz? Ya bu soru sorulur mu? İki sene niye durduk? Niye operasyon yapıyorsunuz diyor iki sene. Ya teröristler Hakkari'ye gelmemesi için ya bu kadar düşünemiyor musun? Şırnağa gelmemesi için. Ya bu kadar bir savrulma var Hüseyin. Bilmiyorum sen nasıl bakıyorsun mevzuya? Yani Yusuf ben senin yorumuna katılıyorum. Bir savrulma var ama emin olamadığım bir şey var. O da şu. Yani bu HDP'ye yakın söylem benimseme.
İşte PKK saldırısını kınamama adında PKK geçmeyen ifadelerle kınıyormuş gibi yapma şeklindeki siyaset seçim kazanmak için konjonktürel bir strateji mi? Yani seçimi kazanalım, seçimi kazanmak için bu partinin kitlesine ihtiyacımız var, bu partiyi gücendirmeyelim şeklinde bir dönüşüm mü? Yoksa bunu da aşan, stratejik olmayan, daha kimliksel bir dönüşüm mü? İşte orada da bazı sıkıntılar olduğunu ben düşünüyorum. Yani CHP'nin özellikle genç seçmenlerinde de artık HDP tabanına bir yaklaşma, ondan ayrışmama durumu olduğunu düşünüyorum. Yani bazı kimlik konusunda çok milliyetçi. Mesela Suriyeli, işte göçmenler, mülteciler dönsünler. Çok net olabiliyor. Bunu milliyetçiliğe aykırı görebiliyor. Ama HDP, PKK konularında o eski hassasiyet bence yok. Yani burada selektif, seçici bir milliyetçilik olduğunu düşünüyorum. Belki hatta ilk aşamada söylediğim bu işte Suriyeliler, Afganlar dönsün milliyetçiliği de aslında belki ya tamam buna karşı reel gerekçelerle de karşı durabilirsiniz ama orada üstü örtülü bir işte Müslüman karşıtlığı, İslamofobi, ırkçılık böyle başka başka bagajlar da var bunun altında. Ya bunu da görmek lazım. Ya o da tam bir milliyetçilik kalıbında değil bence. Ama konu işte HDP'ye geldiğinde bu hassasiyetler, işte buraya gelen mültecilerin işte verdiği zarar, o zarar çok gerçekçi, somut verilerle anlatılmasa da bir kurgu olarak karşımıza konuyor. Ama sanki oradaki mevzu da milliyetçilik değil. Orada da başka bir reaksiyon görüyoruz biz. Asıl bence olan şey bu genç tabanda bir benim kaynaşma şu, bir, görüyorum ben. HDP ve CHP tabanları arasında. Buraya bir örnek vereyim sana. Yani senin söylediğin şeyi destekler. Biliyorsun ben nefret söylemi çalışmaları noktasında işte bazı yayınlarımız oldu. Orada şunu gördüm. Mesela mültecilere yönelik nefret söylemi. İşte A gazetesi, B gazetesi, C gazetesinde çıktığında bu nefret söyleminin tek bir hedef öznesi yok. İkinci hedef öznesi var ve o ikincisi de AK Parti veya Recep Tayyip Erdoğan. Yani nefret söyleminin bir öznesi mültecilerse aynı metindeki diğer nefret yönetilen özne iktidar veya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani böyle bir iç içe geçme durumu olmuş. Senin söylediğin dedin yani tam öyle değil dedin ya oraya bir örnek olarak söyledim bunu. Ya tabii Yusuf sen bu konuda hani cilt cilt çalışmalar yapmış bir isimsin. Nefret söylemi konusunda gerek medyada gerekse de siyasilerin söyleminde hem de seçim kampanyalarında ayrı ayrı çalışmalarım var. Ben de o çalışmalardan da okuduklarımdan anladığım kadarıyla bunu görüyorum. Yani mülteci karşıtlığı, Suriyeli karşıtlığı, Afgan karşıtlığı tamam herkesin de olabilir. Muhafazakar kesimde de olabilir böyle bir karşıtlık. Ama sanki bu sekülerist cenahta gördüğümüz karşıtlık selektif bir Suriyeli karşıtlığı. Yani buraya gelen Rus'a, buraya gelen Ukraynalı'ya benzer bir reaksiyon göstermeyen bir karşıtlık. Hatta bunu başka bir hani senin programı açtığın yere götürelim. Belki oradan kapatacağız. Gazze konusunda da öyle. Yani böyle akıl almaz evet. İşler oluyor. Mesela Starbucks gibi firmalar boykot ediliyor biliyorsun. Hani Siyonist İsrail rejimiyle evet. Destek ilişkisi içerisinde olduğu için gidip buralara özellikle Starbucks'tan kahve içen, bunu paylaşan, ona destek verdiğini söyleyen paylaşımlar görüyoruz. Yani hatta şu son verdiğimiz şehitlerde bile ya gidin siz Gazze'lileri ağlayın diye hiç alakası olmayan bambaşka bir konuyu bunu rakipmiş gibi getirmek şeklinde. Ya burada artık örtülü de demeyeceğim. Açık seçik bir Arap karşıtlığı da değil bu. İslamofobik bir söylem bu. Evet. Yani Gazze'yi de o anlamda umursamıyor. İsrail desteklemesi de o yüzden. Yahut da gelen Suriyeli göçmene karşı çıkıp işte Rus'a, Ukraynalı'ya bir şey dememesi de bu yüzden. Yahut da 100 yıl önceki işte Arap isyanları bayrağını açıp bu arşivleri karıştırırken işte Yunan isyanına, Sırp isyanına bir şey söylememesi de bu yüzden. Hep bir seçici. Ve burada da ben Türkiye'deki bu katı laikçi, bu sekülerist söylemin tabanı da dönüştürdüğünü ve HDP ile CHP'nin bu sekülerist tabanda buluştuğunu, entegre olduğunu düşünüyorum. Ve orada bizim CHP'den duyduğumuz, tabandan duyduğumuz, milliyetçi reaksiyon saydığımız Gazze konusu, Arap isyanları konusu, Osmanlı zamanındaki işte Suriyeli mülteciler konusu da aslında bizim anladığımız şekli milliyetçi söylemler değiller. Başka başka bu sekülerist dilin bence aparatları. Yusuf. Evet. Biraz senin alına girdik aslında senin akademik çalışma alanına ama ben de senin eserlerinden okuduğum kadarıyla böyle fikirler yürüttüm. Bilmiyorum katılır mısın? Estağfurullah hocam.
Estağfurullah hocam. Biz de seni okuyoruz. Oradan faydalanıyoruz. Şimdi şöyle bir iki cümle kurayım, ondan sonra bitirelim müsaade edersen. CHP-HDP ilişkisinde sen bir konudaki endişeni hani söyledin. Hani bunun stratejik seçim işbirliklerinin ötesine geçtiğini ya da geçme noktasında büyük bir aşama kat edildiğini söyledin. Ben de açıkçası bu tür emareler görüyorum da burada beni rahatsız eden mi diyeyim artık ya da anlayamadığım, anlamlandırmaya çalıştığım nokta şu. Yani niye CHP HDP'lileşiyor da HDP söyleminde, HDP davranış biçimlerinde bir CHP'nin hani savunduğunu düşündüğümüz değerlere yönelik bir sahiplenme ortaya çıkmıyor. Yani nedir işte CHP Türkiye'nin üniter yapısını diyelim ki savunuyordur. CHP PKK terör örgütünün silah bırakmasını savunuyordur. Yani herhalde böyledir yani buna bilmiyorum. Şimdi cümlede kuruyorum ama bu son bildiri falan da aklıma geliyor. Biraz yani este mi bırakalım artık? Bu kadar da olmaz yani bırakmayalım bence. Bunu savunuyordur. Veya işte PKK'nın uzantısı işte PYD'nin ki hani uzantı demeyelim. PYD de PKK, YPG de PKK. Yani Suriye'de Türk askerine veya Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelere yönelik saldırılarının durmasını herhalde istiyordur ve orada bir PKK devletine karşıdır. Hani Türkiye'nin ulusal birliğini, bütünlüğünü uzun vadede veya yakın vadede tehdit ettiğinden dolayı. Hani bunlar çok somut şeyler veya işte HDP'nin Türkiye'deki bir takım bazı bölücü istekleri var. Yani uzun vadede belki bunlar teorik olarak tartışıldığında konuşulabilecek şeyler belki. Ve hani uluslararası temel metinler içinde konulduğunda kulağa hoş da gelebilecek bazı şeyler olabilir. Ama hani Türkiye pratiğinde ve Türkiye'nin tarihsel bütünlüğü ve derinliği içinde meseleyi ele alıp baktığımızda yani uzun vadede, kısa vadede ne tür somut problemler çıkartabileceğini tahmin edebileceğimiz talepleri. CHP'nin bunlar konusunda da çünkü fikrini aşikar etmediği için varsayım üzerinden konuşuyorum. Bunlar konusunda da belki farklı düşünüyordur. Acaba HDP hani bu konuların hangisinde senin sıkça örnek verdiğin işte sahilde rakı içmek veya ne bileyim sekülerlik nasıl anlaşılıyorsa işte rakı içmek, tayt giymek, ondan sonra çam ağacı süsemek. 10 Kasım'da vaats yapmak. Yani bunu da gördük. 10 Kasım'da kaldık. 10 Kasım'da vaats yapmak. Dansiden siyaset çıkıyor. Yani bunların dışında mesela HDP'nin bir 10 Kasım'da da bir 29 Cumhuriyet Bayramı'nda da 23 Nisan'da da bir mesaj paylaşmadığını biliyoruz. Hani resmi hesabından. Bunlarda da mesela yani neyi dönüştürmüş HDP'de? Yani niye hep CHP veren tarafta, taviz veren tarafta olmuş HDP hiç kendi durduğu pozisyondan bir şey vermemiş gibi görünüyor. Bu soruları belki seninle ikimiz bir yayında bence konuşabiliriz diye düşünüyorum. Burada bize ayrılan sürenin de sonuna geldik bu arada. Bence güzel bir yayın oldu. Değerli izleyenler. Ne var ne yok da bu akşamlık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir yayında karşınızda olacağız. Hoşça kalın. İyi akşamlar.